Başlık clickbait gibi gelebilir ama durun hiçbir yere gitmeyin. Bu videoda gerçekten de Çin'den gelen 4 sağlam oyunla ilgili konuşacağız ve Çin oyun dünyasını ele geçirmeye mi geliyor? Bu soruyu masaya yatıracağız. Tabii bu sorunun nereden çıktığını da biraz anlatacağım ama öncelikle ben Orhun Kayal. Hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten bu görüşle beraber bu videonun neyle ilgili konuşacağımızı özetlemiş oldum. Çok fazla lafı uzatmadan Çinli geliştiricilerin yükselişiyle ve bütün dünyada bu aralar oyun dünyasıyla alakalı konuşurken öne çıkmasıyla ilgili konuşacağız. Ve ardından da Çinli geliştiricilerin dört güzel oyunuyla ilgili böyle kısa kısa sizlerle bir takım bilgiler paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi öne çıkan dakikaları aşağıda bulabilirsiniz. Ama hadi gelin biz konuşmaya başlayalım. Çin oyun dünyasını ele mi geçirecek? Bu soru çok abartılı gelebilir ama bu soruyla kastedilen şey bir fetih mantığı değil. Çin'in şöyle bir özelliği var. Zaten oyun dünyasının son yıllarında, son 5-6 yılında aktif bir biçimde takip edilen ülkelerden bir tanesi. Dışı açık bir ülke olmamasından kaynaklı çok fazla oyunu veya oyunlarıyla alakalı haberleri biz görmüyor olabiliriz ama yakından takip ettiğiniz zaman gelişmeleri de görüyorsunuz. Ve yıllardır gelişen durumundan ötürü oyun dünyasını takip eden pek çok insanın gözü bir anlamda Çin'in üzerindeydi. Muhtemelen hepiniz Tencent isimli multimilyarlık Çinli firmanın oyun dünyasının devlerine yatırımlar yaptığını biliyorsunuzdur. Bazı firmaları tamamen satın aldı ve tamamen sahip oldu doğal olarak. Bazılarının büyük hisselerine sahip oldu. Kimisinde de küçük de olsa bir hissedar olarak yatırımlar yaptı. Hala da yapmaya da devam ediyor. Bu firmalardan örnek vermek gerekirse Ubisoft var. işte Epic Games var. Activision Blizzard var. Riot Games var. Birolu var. Epey fazla yere yatırım yaptılar. Ama biz Çin'in oyun dünyasındaki yerine bu yaptığı yatırımlar üzerinden değil... Doğrudan doğruya Çinli geliştiriciler üzerinden eğileceğiz. Az evvelde söylediğim gibi Çin dış dünyaya epey kapalı bir ülke ve bunun da oyun dünyasındaki etkisi Çinli geliştiricilerin yaptıkları oyunların çok da yurt dışına açılmaması ya da pazarlanmaması şeklinde görüldü. Dolayısıyla belki bugün hayatımızda Çinli geliştiriciler tarafından geliştirilmiş çok da fazla oyun yok. Ancak Çinli geliştiriciler yıllardır Asya pazarında son derece başarılı oyunlar geliştiriyorlar ve yani hem maddi açıdan hem de oyun kalitesi açısından gayet güzel işler çıkartıyorlar, başarılı işler çıkartıyorlar. Bu oyunların büyük kısmının mobil dünya tarafında olduğu da bir gerçek ve Çin'deki mobil oyun piyasasının da devasa boyutlara ulaştığı da bir diğer gerçek. Ancak piyasa bu kadar büyüyünce, Çin içerisinde çok ciddi paralar girince, üzerine bir de geliştiriciler de deneyim elde ettikçe Çin'in başarısının mobil tarafta kısıtlı kalmayacağı bir sonraki aşamaya da

Yani beklenen bir şey. Kaldı ki bugün zaten konuşacağımız oyunlarla da beraber göreceksiniz ki PC tarafında da potansiyeli çok yüksek projelerle karşı karşıyayız. Bu anlattıklarımdan özetle Çin oyun dünyasını ele geçirmeye mi geliyor sorusunu duyduğunuzda aklınızda oyun dünyasını yakıp gitmeye gelen bir akın gelmemeli. Aksine senelerdir büyürken bilgi ve tecrübenin yanında başarılı oyunlarla beraber gelen paraları yatırıma dönüştürüp sadece belli bir bölgeye kısılı kalmayan bütün dünyaya açılan ve bütün dünyadaki oyuncuları etkileyebilecek olan bir Çin gelmeli. Buraya kısa bir notlar şeye de eklemek gerekiyor. Polonya bugün itibariyle oyun dünyasındaki oyun geliştirme sektöründeki yeri düşünüldüğünde geldiği nokta çok bariz. Başarısını yakından takip ediyoruz ya da oyunlarıyla en azından görüyoruz. Diğer yandan Türkiye'de şu anda mobil oyun tarafında çok ciddi atılımlar yapıyor. Çok ciddi başarılar elde ediliyor. Önümüzdeki yıllarda da geleceğinin parlak olduğu görülen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye ve Polonya örneğinden hareketle Çin'in bulunduğu yeri anlatmaya çalışmak gerekse şöyle demek çok saçma olmayabilir. Çin zaten mobil oyun tarafında kasıp kavurdu ortalığı. Gayet ciddi bir para ve bilgi birikimi elde etti Şimdi ise bir sonraki aşamaya sağlam projelerle geçmeye hazırlanan, geliştiricilere oyun geliştiricilere sahip bir ülke için. İşte tam olarak bu yapısıyla yani Çin'in önümüzdeki yıllarda çıkartacağı daha büyük projelerle oyun dünyasında ele geçirmeye hazırlandığını söylemek mantıklı olabilir. Çok da yani hatalı olmaz diyebiliriz. Neyse, özetle Çin'in durumunu konuşmuş olduk. Şimdi bir yandan da gözümüz üzerinde dedik geçinin. İşte gerçekten de gözümüzün üzerinde olmasını sağlayan oyunlarla alakalı biraz konuşalım. Videonun başından beri söylediğim 4 oyunu da sizlerle paylaşayım. Black Meat Wukong Black Meat Wukong ilk trailerı paylaşıldığından beri e, gündemimizde olan bir oyundu. Çok güzel gözüküyordu ama son yayınladıkları trailerı bir de Unreal Engine 5 ile yapmışlar. İlk gördüğümüz trailer o kadar güzel olmasına rağmen bu Unreal Engine 5 ile yapılmış olan gameplay e, videosu öyle etkileyiciydi ki benim dibim düştü. Oyunun kendisinden ziyade Unreal Engine 5'in yapabileceklerini de e, gösteriyor olmasıyla bir ekstradan da ilgi çekti. Yeni nesilde oyunlar hakikaten güzel gözükecek bilhassa Unreal Engine ile de alakalı onu da e, görmüş olduk. Neyse özetle çok güzel gözüken bir oyun var. Elimizde Tabi oynama şansımız henüz olmadığı için çıktığında nasıl olacağını da bilmek çok mümkün değil. Ama şu görselliğin üzerine iyi bir oyun tasarımı, iyi mekanikler ve iyi de bir oynanışla çıkarsa bütün dünyada başarılı olabilecek bir oyun olmaması için hiçbir sebep yok önünde. Ama burada tabi ki oynanış kısmı kritik bir önem arz ediyor. Daha evvel benim demosunu oynadığım bir Çin yapımı oyun vardı. Şu an Yuan Sword diye kanalda kanalda da videosunu bulabilirsiniz. Hani o da güzel gözüküyordu. Tabi Unreal Engine 5'te yapılmış kadar güzel gözükmüyordu ama dikkatimi çekmiş. Ama böyle bir şey yapmışlar. Güzel aksiyon RPG benziyormuş deyip girdim. Kötü de değil de oynanışla alakalı böyle bir bir kütüklük vardı sanki. Gerçi bu arada şeyi de eklemek gerekiyor. Şu an Yuan Sword Black Meat Wukong'a nazaran öyle devasa bir proje değildi. Black Meat Wukong bayağı AAA oyun gibi duruyor. Çalışan ekibi de genişmiş duyduğumuz kadarıyla ve hani tabii ki daha iyi olacaktır gibi şimdiden gözüküyor ama gene bilemiyorsunuz yani. Hani bir de dedim ya senelerdir içe kapanık bir ülkeydi için daha evvel yaptıkları başarılı örnekleri çok da oynayıp görme şansımız olmadığı için gene böyle soru şart olarak kalıyor ama neyse. Özetle elimizde heyecanla bekleyebileceğimiz bir oyun var bunu net söyleyebiliriz. Hikaye olarak da Çin mitolojisinden besleniyor. Zaten Çinli geliştiricilerin hani sahneye çıkışı anladığımız kadarıyla biraz sonraki oyunlardan da göreceğiniz üzere genel itibariyle böyle bir Çin mitolojisinden hareketle e, olacakmış gibi duruyor. Bu sahneye çıkışta e, pek çok Çin mitolojisinden beslenen oyun görecekmişiz gibi duruyor. Black Meat Wukong da onlardan bir tanesi. Monkey King yani e, Maymun Kral e, efsanesinden hareketle e, ortaya çıkan bir şey. Çok fazla sinema filmi falan da vardır. E, Monkey King bayağı da ünlüdür. Pek çok oyunda da tekrar kullanılmış olan bir karakterdir. E, sinema dünyasında epey vardır ama neyse. Çok fazla konuyu dağıtmayayım. Özetle Black Meat Wukong böyle. Fist, Forged in Shadow Torch. Demosunu denediğimiz bir diğer oyundu Fist Kısaca Fist diyelim Forged in Shadow Torch Yani baş harflerini kısaltıp zaten Fist yapmışlar uzun uzun diye e, ismini söylemeye gerek yok Fist deyip geçeceğim Oynadığımda beni bayağı etkileyen bir oyundu çünkü combo tabanlı bir dövüş sistemine sahipti ve Yani animasyonlar da bayağı iyiydi zaten oyun çok Güzel gözüküyor bu işte AAA bir oyun değil Yani AA kalibresinde gibi gözüküyor ama Yine işin teknolojisini kullanmaktan Kaçınmamışlar ve çok güzel gözüken Grafiklere sahiptir oyundu Bir e, aksiyon platform denebilirim de gerçi platform Öğleleri ne kadar yayılacak bilmiyorum da işte yani iki boyutlu bir e, aksiyon oyunu demek de daha mantıklı olabilir bu açıdan. E, oynanışı bayağı da keyifliydi. Dediğim gibi YouTube'da videosu da var, demosunu oynayıp paylaşmıştık. Bayağı da etkilemişti, ona da göz atabilirsiniz detaylı bilgi edinmek isterseniz. Çok da yakın zamanda çıkacak, konsollarda vesaire de çıkacak. E, o tarafta da ciddi yatırım olan da bir oyun. PlayStation tarafıyla anlaşması da vardı hatta yanılmıyorsam. Yanılıyor da olabilirim, çok önemli değil. E, ama öyle az buz bir proje olarak değil, gerçekten de dünyaya açılmak için özellikle tasarlanmış bir proje olarak duruyor. Fist'te Tale of Immortal Bu oyunu ararsanız bulamazsınız arkadaşlar Benim de karşıma şans eseri çıktı Neden ararsanız da bulamazsınız arkadaşlar Çünkü oyunun Steam'de yer alıyor olmasına rağmen İngilizce geliştirmesi yok Tale of Immortal hani oyunun sayfasında Tale of Immortal ismi geçiyor ama e, Steam'e koyarlarken Çince başlığıyla Koymuşlar yani Çince klavyeniz yoksa arayıp bulma şansınız da çok yok, çince'niz de yoksa keza aynı şekilde. Ee, benim şans eseri karşıma çıktı. Şöyle karşıma çıktı. Oyunun İngilizce çevresinin yapılmaya başlandığı haberini ben gördüm. Ulan, Çinli bir oyunun neden hani İngilizceye çevrilmesine o, o, o şey yapmışlar, haber yapmışlar ki diye baktığımda şeyi gördüm. Haberi yazan ettiler Çin'de ne kadar başarılı olduğunu e, oyunun söylemiş mi? ve dünyaya açılırsa dünyada da başarılı olabilecek potansiyele sahip olduğunu söylemiş. Hakikaten oyuna baktım. E, oyun Ocak 2021'de çıkmış. Ona hemen 95.000 e, kişi tarafından oylanmış ve %88'i olumlu yorum almış. Yani oyun gerçekten beğenilmiş. İyi bir oyun belli ki. Hani en azından oyuncuların beğenisini kazanmış bir oyun. E, hal böyle olunca ben de bir hani kulak kabarttım. Dur bakalım bunun bir İngilizcesi gelsin bakalım nasılmış e, diye böyle bir bekliyorum. Bu arada siz de bakmak isterseniz e, açıklamaları açıklamalara falan linkini koyayım ben bunu. Çünkü gerçekten bulamıyorsunuz. Ben de wishlist'e eklediğim için gördüğüm haberdeki link aracılığıyla gidip o sayede bulabiliyorum. Çıktığı zaman başarılı olursa da bak benden duyduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Böyle bir keşif fırsatı kolay kolay çıkmıyor karşınıza. Neyse işin şakası tabii bir yana ama e, özetle oyunun ile alakalı açık dünyada geçen bir sandbox oyunu olduğunu söyle Demek mümkün ee, yine işte Çin mitolojisinden esinlenen e, bir oyun. Aynı zamanda rol yapma e, öğeleri vesaire de var işin içerisinde. Ya oyunun gameplay'ine falan baktım ben de ama yani tam olarak nasıl bir şey olacağını da anlamakta güçlük çektim. Çünkü işte bazen ya pek çok metin çıkıyor, ne konuşuluyor falan anlamıyorsunuz vesaire. Görüntüleri zaten bir yandan şu anda da görüyorsunuz. Üç aşağı beş bir kafanızda bir fikir de e, oluşabilir. Güzel bir oyun olacağı benziyor. Sense of Salazar Erken erişimde olan bir oyundu Sands of salday Ben de Twitch'te canlı yayında oynamıştım ve sonradan YouTube kanalımda da bir videosunu paylaştım. O videoyu da gidip daha detaylı bilgi edine. edinebilirsiniz. Erken erişimde olduğu için yani eksikleri, gedikleri ham olan yanları falan vardı. Ama tam sonuna çıktığı zaman kesinlikle göz atmak isteyebileceğiniz bir oyun. Çok pahalı bir oyun da değil. Öte yandan da hangi oyuna benziyor bilin bakalım. Mount Blade serisine. Hatta şey canlı yayında oynadığımız esnada chat falan şeydi. Bu, bu ne böyle iki boyutlu Mount Blade mi mantığıyla yaklaşmıştı insanlar. Hakikaten esinlendiği pek çok yan var ama tam Anasıyla bir Mountain Blade demek de mümkün değil. Tabii ki benzediği kadar ayrıldığı yerler de var. Ama çok bazı bir biçimde geliştiricilerin Mountain Blade oynamamış olma ihtimali kesinlikle yok. Net bir biçimde bazı yerlerden ciddi dersler alınmış ve oyunda da uygulanmış bu. Dediğim gibi Erkin Araşım'da oynarken eksiğinden gediğinden ötürü hani böyle çok etkileyen bir oyun olmamıştı ama tam sürme çıktığı zaman başarılı olabilir çünkü temeldeki oynanışı epey keyifli ve şey merak ettiren türden devasa bir dünyası var işte e, yolculuk yaparken karşınıza çıkan hikayeler vesaire ya quest sistemi şeyden Mount and Blade e, Bannerlord'un şu anki halinden daha iyi quest e, sistemi öyle diyeyim yani size erken erişim falan diyorum ama hiç bitmemiş bir oyun gibi de değildi özetle göz atmak isterseniz e, tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi ve Çin'in de adından bahsettirdiği oyunlardan bir tanesi olarak bu videoda yerini aldı. Özetle böyle bu 4 oyunu böyle paylaştım arkadaşlar zaten anlattıkları ndan harekette bir işte ilk konuştuğumuz Black Myth Wukong e, AAA aksiyon RPG oyun olmasıyla e, alakalı olarak çok böyle ana akıma yakınmış gibi dursa da diğerleri daha böyle Asya havasını da hissettiren oyunlardan e, biraz garip gelebilir geneli itibariyle batılı oyunları batılı ülkelerin geliştirdiği oyunları gördüyseniz belki böyle bir adapte olmakta zorluk çekebilirsiniz. Hatta yani nasıl bir adapte olmakta zorluktan bahsediyorum. Yani bugün bile hani en kral oyuncunun bile Japonya'da geliştirilmiş oyunlara böyle hemen adapte olamaması e, olabiliyor ya. Sonuçta bugün kült olmuş olan Japon oyunları bile böyle bir şeyde bırakabiliyorsunuz. Ulan tam olarak nedir ne değildir e, diye böyle bir e, uzak kaldığınız olabiliyor. Benzer bir hissi Çinli oyunlarda da yaşamanız mümkün. Ama diğer yandan o adaptasyon süreci geçtikten sonra çok keyifli oyunlar oynama ihtimalimiz de epey yüksek. Beni de heyecanlandıran bu olduğu için özellikle Çinli geliştiricilere ve Çin'den gelecek olan oyun, oyunlara bu videoyu ayırmak istedim ve sizlerle paylaştım. Yararlı bulduysanız arkadaşlar beğenerek destek olursanız çok sevinirim. YouTube algoritması çünkü beğenilince daha çok öne çıkartıyor, izlenmeler artıyor falan. Ben de sevmiyorum hatırlatmayı bu mevzuyu her seferinde ama yine dediğim gibi eğer ki sorunuz varsa onları da yorumlara yazarak da bana destek olabilirsiniz. Yararlı bulduysanız beğenerek de destek olabilirsiniz ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.